Podcast sanan günaydın. Karadağ'ın, Montenegro'nun başkentindeyiz. Buradaki planımız şöyleydi. Budva'yı ziyaret edeceğiz. Fakat konaklamamızı Podgorica'da yaptık. Bütçeden dolayı. Yani Podgorica ile Budva otelleri arasında yarı yarıya fark var. Bir buçuk saatlik de mesafesi var. Biz de Kotor'u ziyaret ettikten sonra buraya geldik. Bir gece burada konakladık. Kahvaltımızı yapıp Budva'ya gideceğiz. Fakat Budva gezimiz öncesi... Biraz Podgorica'yı gezelim dedik. Burası bildiğiniz bir başkent. Yani bizim klasik Ankara gibi... Şehir yerleşimi. Şimdi güzel bir parkını bulduk, oturduk. Araştırmalarımız doğrultusunda çok fazla tarihi mekanı yok. Görülecek böyle ufak tefek yerleri var. Çoğunlukla yine kafeler, restoranlar ve iş yerleri bulunuyor. Birazcık tur atacağız birlikte. Buranın elinden yemeği alan iki yer var. Kotor ve Budva. Kotor Körfezi ve Budva sahilleri. Kış olunca tabii ki insanlar buraya göç ediyor. Ama o da 2 ay, 3 ay. Ondan sonra yine Kotor ve Budva hemen elinden alıyor bu imkanı. Dolayısıyla burası biraz da turistlerin sadece konaklama için geldiği bir yer oluyor. Bu videoyu çekmemizin amacı teveccüh gösterip izliyorsunuz ve sorular da soruyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Biz bu araç kiralama, özellikle Balkanlarda araç kiralama ile ilgili çok soru geldi bize. Nasıl yaparız, nasıl ederiz? İşte Makedonya'dan araba kiralayacağız, şuraya gideceğiz. Ya da Arnavutluk plakalı arabayla buraya girebilir miyiz, edebilir miyiz gibi. Biz dedik bir video çekelim. Açıklayıcı olsun. Soru soruyorsunuz, sonra ikinci soruyu sorarken ya çok soru sorduk falan diyorsunuz. Burada biz her şeyi anlatacağız. Kafanız hiç soru işareti de kalmasın. Biz daha önce nereden araba kiraladık Balkanlarda? Bu ikinci gelişimiz Balkan turuna. Kosova'dan araba kiraladık. Bir iPhone videosu falan çekmiştik. Hem de telefon almıştık oradan. Kosova'dan biz araba kiralayıp Üsküp'e geçmiştik. Kuzey Makedonya'ya. Kuzey Makedonya dememin sebebi de artık Makedonya denmiyor. Çünkü Yunanistan'da Makedonya diye bir yer varmış. Bizim bildiğimiz Makedonya'nın adı da artık Kuzey Makedonya. Kuzey Makedonya'ya Üsküp'e geçiş yaptık. Nasıl yaptık? Havaalanından biz Sixt firmasından araç kiralamıştık. Günlüğü 25 Euro'dan. Evet, günlüğü 25 Euro'dan araba kiralamıştık. Yeşil sigorta diye bir şey var. Green Card diyorlar. Bunu alıyorsunuz. Sınıra gittiğinizde de aracın evrakları zaten kiraladığınız için tam oluyor. Bir de o yeşil sigorta oldu mu öyle rüşvetmiş falan bunlara hiç gerek olmuyor. Direkt geçiyorsunuz. 5 dakika bile aynen sürmüyor. Zaten aracın evrakları iç içe oluyor. Onun içine o yeşil kağıdı koyun. A4 boyunda bir yeşil kağıt. Onu koyun. Pasaportlarınızı adama verin. Adam bakıyor, tak tak veriyor. Bitti, bu kadar. En fazla size nereye gidiyorsunuz, kaç gün kalacaksınız, ne zaman döneceksiniz gibi sorular yöneltiyorlar. En fazla turistsiz diyeyim. Evet, bu da ilk defa bizim Kotor'da başımıza geldi. Onun dışında Kosova'dayken, Üsküp'e geçerken aynen, hiçbir sorun yaşamadık. Şimdi, bu yeşil sigorta nasıl alınır? Adım adım gidelim. Mesela seyahatinize bir hafta var, bir ay var. Araç şirketine bunu söylemeniz lazım. Ben araba kiralayacağım, şu ülkelere gideceğim. Araç firması da diyor ki size, mesela bize söylenen, Bosna Hersek'e gidemezsin, diğer yerler tamam dedi. Niye dedim? Bosna Hersek'te galiba daha önce hırsızlık olayları olmuş falan. Yani işin özü... Önceden firmaya ben bu ülkelere gideceğim demeniz lazım ki çoğu da izin veriyor. Bir haftalık bütün Avrupa ülkelerine girebileceğiniz yeşil sigorta 2023 Nisan ayında biz aldık. 40 euroydu. Nereden alırsanız 40 euro. Yani bu rentekar firmaları bunun üstüne para falan koymuyor. Yalnız şöyle bir durum var. Tek ülkeye gidecekseniz 15 euro. Birkaç ülkeye birden geçecekseniz 40 euro. Biz birçok ülkeye geçeceğimizi düşündük. Öyle plan yapmıştık buraya gelmeden evvel. O yüzden çoklu giriş olarak istedik ve 40 euro ödedik. Ben araba kiralarken nasıl mı iletişime geçiyorum? Çok basit. Aslında mesela YouTube'da birçok videoda sponsorlu olanlar oluyor, olmayanlar oluyor. Rental Cars diye bir site var. Oraya giriyorsunuz. O site size bütün firmaların ortak fiyatlarını tek bir yerden sunuyor. Evet, ben oraya da bakıyorum. Ama sonra mesela Rental Cars'a diyorum ki Arnavutluk Tiran'dan araç kirala yazıyorum. Bütün liste çıkıyor. Örnek veriyorum yine Sixt firmasından işte günlük 500 lira. Sonra ben Sixt firmasının kendi sitesine giriyorum. Orada 400-450 lira çıkabiliyor. Sonra asıl yöntemim, yani genelde benim bu kiralamalarda yaptım. Google'a Tiran Airport Rent a Car yazıyorum. Orada bir anda Google adresleri ve telefonları ile birlikte sekmeler veriyor. Ben o sekmeleri tıklıyorum, altında numaralar var. O numaraları telefonuma kaydediyorum. Mesela X Tiran kiralama. Sonra bunları WhatsApp'ta tek tek yazıyorum. Diyorum ki ben bu tarihler arası seyahat yapacağım. Elinde ne araç var? Hemen soruyor. Ne kadar? Ekonomi istiyorsun şu mu? Çok basit. Otomatik olsun. Ucuz olsun. Sadece gezeceğim diyorum. Tamam diyor. Üstüne hemen bir daha söylüyorum.
Diyorum ki bu ülkelere gideceğim, bir de bana green card lazım diyorum. İngilizce bilmenize gerek yok. Orada çevirin, WhatsApp'tan yazın. O da bana hemen karşılık veriyor. Ya diyor ki tamam yeşil kartını ben ayarlayacağım ya da sınıra git al diyor. Bu kadar. Öyle bir fiyatlar çıkıyor ki çok ucuz. Bana soruyorlar abi nereden buldun oranın numarasını? İstediği kadar kurumsal firma olsun. Google'a benim dediğim şekilde yazarsanız bütün firmaların WhatsApp numaraları var. Çünkü airport'ta, şey, havaalanında ofis var. Ofisinde bir numarası var sonuçta. İzinle airport'una. Havaalanında 3 gün kalınca. İngilizce şakır oldu. Havaalanında sonuçta böyle bir ofis var. O ofisinde değil mi? Bir numarası olması lazım. Elektriğin suyunun olduğu gibi. Yazıyorum. Okeyliyorum. Geliyorum. Depozito konusu. Depozitolar çok pahalı. 1000 euro isteyen var. 500 euro isteyen var. Yine ben bu WhatsApp'tan diyorum ki depozito var mı? Depozito vermesem iyi olur diyorum. Okey diyor. Çoğu da diyor. Depozito olayını da böyle çözüyorum. Araç yani kiralama olayı. Önce ayarlayın. Aynen. Buraya gelince uçaktan indikten sonra kiralamaya kalkmayın. Bosna Hersek konusunu söyledim ya mesela izin vermiyorlar diye. Aslında teorik olarak böyle ama uygulamada mesela bizim altımızda şimdi araba var. Bizim araç sahibimiz de dedi ki Bosna Hersek'e gitme. Ama biz Bosna Hersek'e çok yakız. Aslında basıp gitsem sınırda beni durduracak kimse yok. Evet. Çünkü evraklarım tam. Ama biz hadi diyoruz bir şey olur belki de başımıza bir şey gelecek. Bu sefer araç sahibini aradığımızda diyecek ya ben sana geçme demedim mi? Evet. Bunu düşünerek geçmiyoruz. Yoksa geçebilirsin. Ha, sen bunu cesaret edip buna yeltenebilirsin. Ya ben giderim bir şey olmaz. O zaman git. Yani sınırda hiçbir şey olmuyor. Yeşil pasaportun varsa rahatça bütün Balkan değil, bütün Avrupa ülkelerini rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Araç kiralama olayı bu. Ben rentalcars.com'dan kiralama evet bakıyorum ama yapmıyorum. Bu otellerde de böyle. Trivago mesela var bizim ülkemizde. Otel seçerken Trivago'ya bakıyorum. Sonra o otelin kendi sitesine gidiyorum. Bazen daha uygun fiyatlar çıkabiliyor ki biz Podgorica'da bunu yaptık bugün dün. Bugün böyle yaptık. Booking'den mesela bir oda baktık. 40 euroydu her şey dahil. Sonra ben o otelin Instagram'ına girdim. Buldum. Aynen. Orada iletişim hani Instagram'da sağ altta iletişim var ya. Normalde ben özel mesaj atacaktım ama iletişime bir numara çıktı. O numarayı rehberime kaydettim. WhatsApp'a girdim. Normal WhatsApp attıymış. WhatsApp'a yazdım. Odanız kaç para diye. Bu arada telefon var da ekrana bakıyorum. Odanız kaç para diye. Otel de bana yazdı. Dedi ki rezervasyon yaptırdınız mı? Ben de söyledim evet. Çünkü numaram çıkacak. Ben Booking'den rezervasyon yaptım ama belki sende daha ucuzdur dedim. O da bana dedi ki aynen evet bende daha ucuz. Denemekte fayda var. 3 euro 5 euro daha az oluyor ama 3 euro 5 euro bizim için önemli bir para. Tabii bizim ülkemiz için. Millet olarak. Gayet ciddi bir para. Ve dedi ki o sizden vergi alacak ben o vergiyi de almıyorum. Çok güzel. WhatsApp'tan kaç kişisin? 2 kişi şöyle böyle güzel bir oda verdi. Kaldık. Booking'dekini iptal ettik. Direkt iletişime geçtik. Oradan daha ucuza kaldık. Nasıl iptal ettik Booking'dekini? Ücretsiz iptal hakkı diye bir şey var. Öyle filtreleyebilirsiniz arama yaparken. İstediğiniz saatte de, ha bazısı bir saat kalaya kadar izin veriyor. Bizimki sınırsızdı. İstediğiniz saat iptal et seçeneği vardı. Podgorica'da kalmış olduk. 500 liraya falan kaldık yani. 2 kişi. Kahvaltı dahil. Genelde de kahvaltı dahil otel seçiyoruz. Evet. Daha kolay oluyor. Evde araştırıyoruz. Ev de güzel olabiliyor. Daha evvel Belgrad'da evde kalmıştık. Çok da rahat etmiştik. Airbnb. Güzel bir ev sahibimiz vardı. Ama sabah kahvaltısını biraz bedavaya getirelim istiyoruz. Otelde daha uygun oluyor. Hem buraya gelmeden evvel evde araştırdık, otelde araştırdık. Arada 100 lira, 200 lira fark vardı. Dışarıya vereceğimiz 100 liralık kahvaltı parasını otele verelim dedik. Otelde kahvaltı edelim, öyle çıkalım dedik. O yüzden onu da değerlendiriyoruz. Yani evin de fiyatını araştırıyoruz önceden. Otel fiyatı da araştırıyoruz. Hangisi bizim için daha uygunsa onu tercih ediyoruz. Evin fiyatı daha ucuzsa otelden, kahvaltıyı dışarıda edip daha kâra geçebileceksek evi tercih ediyoruz. Ama burada bu bölgede otel konaklama kahvaltıyla dahil bize daha böyle uyguna geldi. 100 lira, 50 lira falan fark çıktı. Dışarıya vereceğimizi otele verdik. Otelde kahvaltı edip çıktık. Şimdi şöyle, kahvaltı dahil otel seçmem abi. 900 liralık otel 1100 lira oluyor, 1000 lira oluyor. Abi ben çıkarım bir poğaça yerim. Tabii. Bakın, tamam o da bir seçenek. O da bir seçenek. Ya da işte mesela Ohri'ye gidiyorsun. Ohri Gölü var. Otelde kahvaltı edeceğimi işte Ohri Gölü'nün kenarına o parayı oraya veririm. Ya hayır öyle değil aslında. Siz kahvaltılı bir otel alın. İyice bir karnınızı doyurun. Evet. Güne güzel başlayın. Odanıza çıkın, valizinizi toplayın. Kendinizi sokağa atın. Zaten sokağa attıktan sonra ya amaç poğaçaya falan endekslenmeyin de kahvaltıya. Kahvaltıya da o kadar para vermeyin zaten. Yani. Sabah kalkar kalkmaz ne kadar peynir yiyebilirsin, zeytin yiyebilirsin. Zaten buranın kahvaltı kültürü bizimki kadar geniş de değil. Ya, Türkiye'de yap sen o kahvaltını, serpme kahvaltını. Burada hemen bir karnı doyur, çık sonra acıkınca o dediğini mesela Ohri Gölü'nde güzel bir balık ye. Tabii çok güzel seçenekler var. Bir et ye, bir şey ye, güveç de bir. Tavsiye ediyoruz. Aynen öyle yani kalkacaksın o poğaçayı vereceksin.
30 lira daha fazla ver, otele ver onu. Otel sana zaten ayağına getiriyor. Bir de sınırsız zaten. Yani tabak koyuyor bazı oteller. Her yerde açık büfe olmuyor. Ama tabağın bittikten sonra sana geliyor diyor. Vereyim mi biraz daha? Ver diyorsun. Hemen tamam diyor. Akşama kadar da acıkmıyorsun zaten. Evet. Bir de yer keşfettiğin için hani sağa sola bakmaktan, eğer yemek endeksi bir tatile geliyorsan tamam, o da ayrı bir şey. Hani gurme tatiller var ya. Bizimki biraz öyle oldu. Biz evet bu seyahatte çok yedik ama çok güzel yemekler vardı. Mesela biz dün Kotor. İzlemediyseniz tavsiye ediyoruz. Hemen Kotor videosuna sizi yönlendirelim. Evet. Kotor Körfezi'de Peras diye bir yer var. Çok ya şirin bir kasaba. Kotor Körfezi'nden şöyle bahsedebiliriz. Küçük mahalleler Körfez'in etrafında. Hepsi sahil kenarında zaten. Peras'ta bir yemek yedik. Sahil kenarında. Zaten o Kotor videosunda var, izleyeceksiniz onu. Et yedik. Sen dana incik yedi. Ben kuzu yedim ama löp et, yani fırında pişmiş ve ne kadardı? 11 euroydu. 400 grama yakın et 11 euro. Biz yanına patates kızartması söyledik. 200 söyledik. Yani şu anki döviz kuruna söylüyorum. Euro ile konuşuyorum ki kurlar değişebiliyor. Yarın fırlayabilir, düşebilir ama 400 gram fırınlanmış öyle tandırı falan yiyemezsin o fiyatı. Yiyemiyoruz maalesef. Biz oradan toplamda 30 küsüre falan kalktık. Aynen 30 yok. Patates kızartması yedik. İkimiz ayrı ayrı et yedik. Ortada salata vardı. Salatası vardı. Pınar oranın yerel birasını içti. Ben bir şişe maden suyu aldım falan filan. Bence gayet güzel. Böyle değerlendirebilir. Kahvaltıya vereceğiniz parayı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Özetlemek gerekirse araç kiralamada bir yere bakıp oraya endekslenip hemen almayın. Araştırın. Google var elinizde. Ben de tanımıyorum kimseyi. Google'a kalkıp airport bilmem ne airport rent-a-car yazdığım zaman numaralar çıkıyor. Yazıyorum. Otelde de aynı şekilde. Otelde zaten Booking'de otelin adı var. Mükemmel İngilizce bilmenize de gerek yok. Google çeviriden aşağı yukarı bir şeyler yazdığınız zaman dedim ki otelin adı var Booking'de. Hemen oraya alma ya, ödemeye basma. Bir otelin Instagram'ını her şeyi stokluyorsunuz yani. Evet. Onu da stokla. Booking'den otelin adı var. Yaz abi Instagram otelin adını. Hiçbir şey yapamadım. Google'a bilmem ne otel iletişim yaz. Bir numara çıkıyor zaten. Ya en kötü ulaşamazsın. Dersin ya bulamadım. Booking'den aldım. Güzel çözümler bulacaksınız. Yine sorularınız olursa biz buradayız. Turdan çok çok daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Ama tabii yine de siz bilirsiniz. Ben her şey dahil turlara katılmak istiyorum derseniz çok güzel seçenekler var. Bu arada Pınar turcudur. Ben turcuyumdur genelde. Ben garanticiyimdir. O bana hep şey der. Ya Şafak tur alalım. Örneğin Pronto Plus diye bir şey var mesela. Adam her şeyi içine koyuyor. Hiçbir şey ekstra almıyorsun. 100 euro, 150 euro fazla veriyorsun ama her yer. Ama onda da şöyle bir şey var. İngilizcenin iyisini bilmenize gerek yok. Dün mesela Kotor'da geziyoruz. Kruz gemisi geldi. Biz de çıktık kruz gemisiyle. Onda da öyle bir sıkıntı var. Yani saat 5'te gemi kalkıyor gidiyor. Biz mahalle mahalle gezdik. 8'de işte orada bir balık yedim, et yedim. Akşam 11'de oteldeydik. Tur olsa tur mesela Kotor'da şey yapıyor. Kaleye çıkartıyor sizi. İndiriyor. Old Town hikayesi var. Gezdiriyor sizi Eskişehir'de. Hadi otobüsleri hadi bakalım yapıyor. Kalkıyor gidiyor. Biz aynısını yaptık. Sonra yemek yedik ettik. Zaten navigasyonlar, telefonlar Türkçe. Kur telefonla navigasyonu. Favori yerleri yap. Kayıt diye bir şey var Google Maps'te. Ben başlık açıyorum mesela Kotor. Kotor'un içine hepsini kaydediyorum. O direkt size zaten düzen yapıyor. Navigasyon yapıyor. Tek tek gidiyorsun. Otopark buluyorsun. Tarihi de zaten var. Otoparkların saatlik ücreti Avrupa'da da zaten böyle 60 cent, 70 cent. Kralı 1 euro. Bir saati. Koy abi kafan rahat olsun. 2 saat, 3 saat orada. Bu şekilde seyahatlerimizi böyle gerçekleştiriyoruz. O zaman biz kalkalım. Yavaş yavaş daha gezeceğimiz yerler var. Biz burayı kendimiz biraz turlayalım. Budva'ya 1,5 saat yolumuz var. Işığı kaçırmadan da oraya gidelim. Görüşürüz. Ülkedeki bütün plakalar PG. Hepsini benim için yapmışlar. Bak o da PG. Bu da PG. Bak bu da. Bak bu da PG. Peki. Hepsi benim için.